Next Level Çay Yolu'nun satış ve pazarlama müdürü Nihan Özdemir ile beraberiz. Nihan Hanım'a sorularımızı yönelteceğiz. Biraz Next Level'dan bahsedeceğiz. Merhabalar Nihan Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Next Level Çay Yolu'ndan biraz bize bahseder misiniz? Tabii ki. Next Level Ankara'nın, ki Ankara'da bizim ilk projemizdir, başarısı sonucunda bize çok fazla konut talebi gelmeye başladı. Çünkü oradaki projemiz biraz daha ticari ve rezidans mantığıyla daha büyük bir karma projeydi. Biz de Ankara'nın en eski sitelerinin yer aldığı ve doğayla en çok iç içe olan, bir yeşile hakim olan bölge arayışına girdik ki bu adres bizim için Çay Yolu'ydu. Çok uzun bir planlama aşamasından sonra projemizi geliştirdik. Burada çok farklı bir konsept oluşturduk. Pasifik İnşaat, yatırımcı firmamız, mimarımız Birgitte Weber. 42 dönüm üzerinde toplamda 429 konuttan oluşan bir projedir Next Level Çay Yolu. En önemli özelliği çok farklı daire tiplerini bir arada barındırmasıdır. 3+1'den 7.5+2'ye kadar 92 farklı daire tipimiz mevcut. Ve mimari olarak bakıldığında kule ve yatay bloklardan oluşuyor. Kendi içerisinde bu 3+1'den 7.5+2'ye kadar olan daire tiplerinin ayrıca 3 tane renk alternatifi olan 3 farklı stille de biz sunuyoruz. 2016 yılında inşaatımıza başladık ve satışlarımıza başladık. 2019'un ilk çeyreğinde, ikinci çeyreği itibariyle de teslimlerimiz başlayacak. Kaba inşaatımız bitti, ince işler devam ediyor. Geçtiğimiz ayda örnek dairelerimizi tamamladık. Bu kadar farklı daire tipi varken aslında biz projenin başlangıcında örnek daire özellikle yapmadık. Bunun için Ankara'da hiç olmayan satış ofisi içerisinde bir sanal uygulama geliştirdik. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu sanal uygulamayla daire tipleri özelinde kişileri birebir o dairelerin içerisinde gezdirmek suretiyle satışlarımızı tamamladık. Ve örnek dairemizi satış ofisinin içerisinde değil, inşaatın olduğu alanda gerçek yerinde kurguladık. 2 tane de örnek daireyi bu şekilde bitirdik. Next Level Çay Yolu'nun çok geniş sosyal alanlarının evet. olduğunu biliyoruz. 3 farklı adada kurulan bir site evet. ve her adanın kendine ait sosyal alanları var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi 42 dönüm üzerinde 3 farklı ada var dediğiniz gibi. Batı Ada, Güney Ada ve Doğu Ada olarak bunları yönlerine göre biz konumlandırdık. Batı Ada ve Doğu Ada yatay bloklardan oluşuyor. 8 ila 10 katlı bloklar var. Kulelerin olduğu Güney Ada ise 24'er katlı 2 bloktan oluşuyor. Bütün bu adaların kendi içlerinde etrafları çevrili sosyal tesisleri var. Ayrıca her biri için ayrı güvenlik noktaları var. Fakat buradaki en önemli detay şu. Hangi adada yaşarsanız yaşayın, diğer adanın sosyal tesislerini kullanabiliyorsunuz. Yani bütün sosyal tesisler tek bir çatı altında toplanıyor. Ve çok geniş sosyal imkanlar var. Biz burada 3+1'den başlayarak konut tipini aslında çocuklu aileler için yeşil bir proje kurguladık. Yani ortada 5000 metrekarelik tam projenin kalbinde bir çim etkinlik alanı yaptık ki burada çocuklar özgürce koşsunlar, oynasınlar. Frisbee oynasınlar ya da ne bileyim açık hava sinemaları olsun, piknik yapabilsinler düşüncesiyle. Ve Ankara'da hiçbir projede olmayan normal standart ölçülerde bir kapalı basketbol salonumuz var. Toplamda özetleyecek olursam 2 kapalı, 1 açık yüzme havuzu, 2 squash, kafe, çocuk oyun alanları, saunalar, çocuk bakım merkezleri ve kapalı basketbol salonu ve aynı zamanda yine başka hiçbir projede olmayan çocuklar için bir yemek okulu, bir atölye çalışmalarının yapıldığı, sertifikaların verildiği bir yemek okulu projemiz de var.
Bütün bu sosyal imkanlar Next Level Çay Yolu sakinlerine ait ve her biri bundan çok rahatlıkla faydalanabilecekler. Çok keyifli çocuklarıyla, aileleriyle birlikte yürüyüş yapabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri bir projede yaşamış olacaklar ki projenin etrafı aslında 101 dönüm orman alanı ve 191 dönüm rekreasyon alanının tam ortasında konumlanıyor proje. Bu anlamda bir çay yolu vadisinin ortası diyebiliriz. Dolayısıyla da yeşile çok hakim. Zaten hani projenin logosundan ve kullandığımız her şeyde de yeşili görebiliyorsunuz. Peki ulaşım konusunda nasıl avantajları var Next Level Çay Yolu'nun? Projenin ulaşımı olarak bakıldığı zaman ana arterlere çok yakın aslında. Çünkü zaten projenin önünden bir imar yolu geçiyor ve o bizi ana arterdeki bir başka bulvara bağlıyor. Bunun yanı sıra gerek şehrin batı tarafına gerekse doğu tarafına ulaşan ve Ankara'da en sık kullanılan ana arterlere de çok yakın. Metroya da 3-4 kilometredir en yakın istasyonu ama aynı zamanda önünden toplu taşıma araçları da geçmekte. Yani ulaşım avantajlarının da oldukça evet, alternatifli evet, olduğu bir site. Evet. Ben şimdi size bu konseptlerinizi soracağım. Tamam. Onları çok merak ediyorum ama onun için başka bir yere geçmemiz gerekiyor. Orada detaylı olarak tamam, bize anlatırsanız çok tabii sevinirim. Tabii ki. Next Level Çay Yolu'nun dairelerinin yani konutlarının 3 farklı tasarım alternatifi var. Şimdi biz Nihan Hanım'a onları soracağız. Onlar benim çok ilgimi çekti açıkçası. Evet. Burada şehir isimlerini görüyoruz. Evet. Biz aslında ilk projemizde de şehir isimlerini kullanmıştık. Bu birazcık Next Level imzası gibi oluyor aslında. Next Level marka imzası gibi. Biz yaptığımız her projenin bir önceki projemizin üstüne çıkan ya da farklılık getiren bir proje olmasına önem veriyoruz. Hani düşündüğümüz zaman Ankara'da bu kadar farklı daire tipinin olduğu, bir de üzerine 3 farklı stilin sunulduğu başka bir proje yok aslında. İç mimarisini de Brigitte Weber tasarladı. Burada şehir isimlerine göre 3 tane farklı stil görüyorsunuz. Chicago, Viyana ve Milano stili. Aslında Viyana stili birazcık daha klasik sevenleri temsil ediyor. Milano biraz daha modern mimariyi temsil ediyor. Chicago'da klasikle modernin harmanlandığı stili temsil ediyor. Stil derken aslında içinde kullanılan malzemelerin kalitesi ya da markası anlamında herhangi bir farkı olmamakla birlikte bir renk kombini seçiyorsunuz. Mesela dairenizi satın aldığınızda eğer Viyana stili tercih ederseniz seramikleriniz bu renk oluyor. Mutfakların dolap üst ve alt kapakları bunlardan oluşuyor. Tezgahımızın rengi bu renk. Parkeler yine ona uygun olarak devam ediyor. Ve yine karşı tarafta dairenin iç kapıları bu renk, banyo dolapları ve duvar boyaları da bu renk oluyor. Bu bir set şeklinde seçilebiliyor. Aynı zamanda dediğim gibi Chicago veya Milano'da biz projenin başında her müşterimize tek tek hangi stili istediklerini sorup istedikleri stile göre dairelerini teslim edeceğiz. Yani burada zaten ben de eline baktığım zaman hani kalite açısından hiçbir herhangi farkı bir farkları yok. Evet. Evet. Ben size bir de buradaki ekranı soracağım, bu büyük ekranı. Evet. Deminki anlattığınız evet, galiba sanal tur bu ekrandan yapılıyordu. Şimdi aslında Ankara'daki ilklerden biridir bu. Bu kadar farklı daire tipi olduğunda satış ofisinin içerisinde örnek daire yapma fikrinden ziyade biz böyle bir sanal uygulama geliştirdik. Bu uygulamada 7 tane ana daire tipini 3 farklı stilde gezebiliyoruz. Mesela şu an ekranda dönen loft daire tipimiz ve biz şunu şu an bunu Viyana stilinde geziyoruz. Hı-hı. Ama siz 3+1 bir daireyi Milano stilinde de gezebilirsiniz. Hı-hı. Çok uzun bir süre bu birebir zaten bir uygulama olduğu için gelen bütün misafirlerimizi tıpkı dairenin içerisinde geziyormuş hissi verdirerek ve projenin en başında aslında kullanacağımız bütün detayları da burada tasarlayarak sunmuş olduk. Dediğim gibi kaba inşaat bittiği zaman da örnek daireleri gerçek yerinde yaptık. Burada tüm kombinleri görebiliyoruz yani. Mesela dediğim gibi 4.5+1 bir daireyi Chicago stilinde gezdirebiliyorum. Hı. Hazır yeri gelmişken buçuk dediğimizde aslında içerisinde hizmetli odası ve banyosu olan oda çözümleridir. Hı hı. Biz bunu kulelerde o şekilde kullandık. 2 katlı kapalı otopark var bu arada projemizde. Her daireye en az 2 araçlık yer tahsisleniyor. Aynı zamanda otopark katında her daireye depolar tahsisleniyor. Ama villa dediğimiz özel daire tiplerinde de
Bazılarında direkt kapalı özel otoparkından direkt eve giriş var. Onu zaten örnek daireyi gezerken göreceksiniz. Yani her birinden biraz bahsetmeye çalışıyorum ama proje gerçekten çok özellikli bir proje. Çok fazla detayı var. Biz daireleri planlarken çok geniş, çok büyük metrekareler yerine en efektif kullanımı yapmaya özen gösterdik. Herhangi bir odada prizin yerinin konulacağı yer, mesafe, işte camların yere kadar olması, camlardaki buğulanmayı engelleyen konvektörlere varıncaya kadar tavan yüksekliklerinden ve içteki bütün malzemelerin kalitesine ve işçiliğine varana kadar aslında Next Level markasına yaraşır bir konsept yaratmaya çalıştık. Zaten örnek daireyi gezerken anlayacağız ne kadar özendiğinizi. Ama şu ana kadar ben zaten etkilendim projeden. Peki şimdi bu ana kadar dinleyenlerin en çok merak ettiği fiyatlar, ödeme koşulları. Kesinlikle. Doğru. Fiyatlardan bahsedelim birazcık. Şu anda özel bir kampanya sürdürüyoruz. Kampanyamızın sloganı da şu aslında. Hayalinizdeki evi 1 milyon TL yerine 695 bin liraya alabilirsiniz. Bu şu demek, peşin alımlarda tamamını peşin ödediğiniz takdirde biz size %30'a varan bir indirim sağlıyoruz. Ama aynı zamanda firmaya da borçlanarak 48 ay vadeli olarak istediğiniz şekilde artan, azalan, eşit, ara ödemeli nasıl isterseniz o şekilde de ödeyebiliyorsunuz. Yani orada planı siz bize, ben bu şekilde ödemek istiyorum diyorsunuz. Biz size ona göre fiyat çıkartıyoruz. Kişiye özel bir fiyatlama yapabiliyoruz bu anlamda. Tabii ki banka kredili satışlarımız da var, anlaşmalı olan bankalarımızdan. Şu andaki en düşük dairemiz, tabii bu kampanyaya çıktıktan sonra bir hayli yoğun talep oldu. Ve şu anda elimizde mevcut olan en uygun peşin rakamlı daire fiyatı 795 bin TL'den başlıyor. Ama skala çok geniş olduğu için bunun üst sınırı da sizin seçeceğiniz daireye göre, işte katına göre, cephesine göre ve birçok özelliğe göre değişiyor. Ödeme planlarını siz müşteriyle beraber belirliyorsunuz. Beraber belirliyoruz. Faiz oranları da anladığım kadarıyla anlaşmalı bankalarda daha uygun oluyor. Anlaşmalı bankalarımızdan şu anda piyasa faiz koşulları geçerli. Ama bizim kendi imkanımızla 48 ay vade yaptığımızda herhangi bir faizimiz yok. Sıfır faizli dilediğiniz planlamayla alabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar geniş sosyal alanlarının olduğu bir projede aidatlar için bir şey düşünüldü mü? Nelerdir? Buradaki en önemli özelliğimiz de şu aslında. Bizim kendi projelerimizin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için ve kalitesi için kendi kurduğumuz bir kuruluşumuz var. Yani Next Level Management ya da Pasifik Tesis AŞ diyelim. Kendi projelerimizin işletmesini de kendimiz üstleniyoruz. Bu anlamda da daha ziyade kardan ziyade burada hizmet öne çıkıyor. Bu proje tamamlandığı zaman da Next Level tarafından işletmesi sürdürülecek. Aidatlar için şu anda kesinleşmiş bir rakam olmamakla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cevap verdiğiniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz zaten örnek daireyi gezmeye başladığımız zaman da neler demek istediğinizi orada anlayacağız. Evet. Biz şimdi örnek dairemize geçiyoruz. Bütün daireyi size tek tek gezdireceğiz. Hadi örnek daireye gidelim.